Sevgili izleyenler, beldemizden haber var programında bu hafta. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeyiz. Emirdağ gurbetin başkenti. Bakalım Emirdağ ilçesinde neler varmış, gelin birlikte görelim. Sevgili izleyenler, Dünya Çocuk Kitapları günündeyiz. Emirdağ ilçesinde Halk Kütüphanesi'ne geldik. Çocuklara ikramlıklar vereceğiz. Küçük minik kekler, meyve suyuları ve hikayeler dağıtıldı. Belediye başkanı tarafından da hikaye okundu. Çocuklar oldukça memnun. Böyle bir gün geçiriyoruz. Sevgili izleyenler, Emirdağ İlçe Halk Kütüphanesi'ndeyiz. Yanımızda Sayın Başkanımız Serkan Koyuncu Beyefendi var. Sayın Başkanım, bugün çocuklara hikayeler okudunuz. Evet. Burada vakit geçiriyorsunuz. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Bugün Dünya Çocuk Kitapları Günü olduğu için ilkokulla yeni başlamış, bu yıl başlamış çocuklarımızı ilçe halk kütüphanemizde ağırladık. Onlarla beraber güzel vakit geçiriyoruz ve kütüphaneyi sevmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız tabii bu görmüş olduğunuz kütüphane. İddia ediyorum, ilimizde çok nadir bulunan bir kütüphane. 7-24 diye tabir ettiğimiz hafta içi ve hafta sonu gece saat 11'e kadar açık olan bir kütüphane. Halk Kütüphanesi, yeni adıyla Millet Kütüphanesi. Gece 11'e kadar bütün öğrencilerimiz geliyor buraya. Derslerini çalışıyorlar. Buraya geliyorlar, kitaplarını okuyorlar. İnternetleri var. Çaylarını, kahvelerini içerek burada çok hoş ama bilgili bir vakit geçiriyorlar. Bu da bizim Emirdağ'ımıza sunmuş olduğumuz bana göre en büyük hizmetlerden bir tanesi. Tabii bunu da bu dönem yaptığımızın altında çizmek istiyorum. Vallahi emeğinize sağlık başkanım. Çocukların okumayı sevmesi için de bu kadar uzun vadeli açık olması gerçekten çok güzel. Yani şunu diyebilir miyiz? Çocuklar yeter ki okusun. Biz her zaman destek veriyoruz. Her zaman destek veriyoruz. Desteğin ötesindeyiz biz. Yani bizim çocuklarımız, Emirdağ'ın gençleri, Emirdağ'ın çocukları zeki insanlar. Bunların okumalarını sağlamak ve bunları bu ülkemize, devletimize, milletimize faydalı insanlar, bireyler haline getirmek bizim en asli görevimiz, birinci vazifemiz. İşte biz de bu noktada çocuklarımızın ve gençlerimizin ve hatta üniversitede okuyan çocuklarımızın da önlerini açıyoruz. Desteklerimiz tam gaz, son gaz, ileri. Evet sevgili izleyenler, Halk Kütüphanesi'ndeyiz. Yanımızda minik Asel var. Seni tanıyabilir miyiz Asel? Evet. Buralı mısın sen? Evet. Bugün neler yaptınız burada? Biraz bahseder misin? Evet. Bugün okulda şeyler yaptık, ödevler falan yaptık. Birazcık da teneffüs alınca teneffüse çıktık. Evet. Belediye başkanımız sizlere hikayeler okudu. Beğendiniz mi? Evet.
sevgili izleyenler. Şimdi ise Emirdağ Kadın Kültürevi Mutfak Atölyesi'ndeyiz. Burada tatlılar, pastalar, börekler, birçok ürün buradan çıkıyor. Yanımızda Narin hocamız var. Hocam öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Narin. Pastacıyım. Bu sektörde 12 senedir bu sektördeyim. Belediye başkanımızın kurmuş olduğu bu kadın kültür evlerinde şu an görev yapıyorum. Buradayım. Burada günlük eğitimler veriyorum. Hem eğitim veriyoruz, hem öğrenci yetiştiriyoruz. Hem de yaptığımız ürünleri işte kadın kültür evinde satışa sunuyoruz. Günde 15 tane öğrenci alırım. Hem sabah hem akşam. Saat 9'dan 2'ye kadar gündüz öğrencilerim var. 15 kişi. Akşam da saat 7'de başlıyor. Saat 11'e kadar sürüyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Akşam çalışan bayanlara, hem çalışan bayanlarımız sosyalleşmiş oluyor. Günün yorgunluğunu burada hem stres olarak atıyorlar, hem de dediğim gibi bir şeyler öğreniyorlar. Yaptığımız ürünler de kadın kooperatifinde aşağıda destek amaçlı satılıyor. Başkanımız böyle bir imkan sundu bizlere. Gündüzlü kursiyerlerim de aynı şekilde. Tabii ben mesela gündüzlü kursiyerlerim de ev hanımı olarak alıyorum. Ama aralara da burada aşçılık bölümümüz olduğu için öğrenciler alıyorum. Mesela 2 tane, 3 tane, her grubunda 2-3 tane aşçılık bölümünden öğrencilerimiz var. Onlar da hem staj yapmış oluyorlar, hem de onlar da bir şeyler öğrenmiş oluyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki sizlere geri dönüşler nasıl oluyor? Hanımefendiler ya da öğrenciler nasıl dönüşler sağlıyor? Süper. Çünkü 10 günlük bir eğitim oluyor bu. 2 hafta. Çünkü listemiz o kadar çok ki. Gündüzcü grubum 7. grubumu mezun ettim. Şimdi akşamcı grubumda da 2. grubumu mezun ediyorum. 2 grubu aynı anda başlatıp aynı anda bir araya getirip mezun ediyoruz zaten. Ya yetmiyor artık hocam, bizi sınıfta bırak falan diyorlar. Günde 3 çeşit çıkartıyoruz. Tatlı, tuzlu, salata gibi 3 çeşit çıkartıyoruz. Hani burası pasta değil ama unlu mamuller her alanda var. Her şey yapıyoruz. Mesela bugün örnek veriyorum, ıslak kek yaptık. Yanında mesela Emirdağ böreğimizi yapıyoruz. Dibine kurabiye yapıyoruz. Günde 3 çeşit sabah kursiyerlerimle, 3 çeşit akşamcı kursiyerlerimle çıkartıyoruz. Hem yiyoruz, hem burada çayımız dediğim gibi yiyip içiyoruz, yaptıklarımızın tadına bakıyoruz. Hem aşağıda satıyoruz, kooperatife destek oluyoruz, satıyoruz. Hem öğreniyorlar. Yani hem sosyalleşmiş oluyoruz. Evden çıkmış oluyor bayanlar. Bir değişik bir şey öğrenmiş oluyorlar. Bir de burada pastane usulü öğreniyorlar. Mesela ev usulü değil. Örnek veriyorum işte ne YouTube kanalındaki olduğu gibi, ne de işte tariflerde olduğu gibi değil. Burada pastane mutfağında ne şekil çıkıyorsa o şekil çıkıyor. En detaylı püf noktalarıyla burada öğreniyorlar ve şaşırıyorlardı. Mesela bir poğaçadan 5 çeşit çıkartıyoruz mesela, işte bir poğaça tarifinden işte tuzlusu, işte açması, işte lokuru falan filan. Diyor, "Aa, bu kadar basit miydi? Biz niye bunu bu kadar zor yapıyorduk?" falan diyorlar. Mesela pandispanya yapıyorlar, örnek veriyorum. Pandispanya'nın mesela püf noktası neyse o. Diyorlar, biz yumurtayı ayrı yapıyorduk, işte sarısını ayrı yapıyorduk, bunu bu şekilde yapıp işte karmalıyorduk, şöyle böyle çok uğraştırıyordu, bizim gözümüze çok büyüyordu ama bu çok kolay bir şeymiş, 5 tariften olan bir şeymiş diyorlar. Dediğim gibi hem çok şey yaptılar, faydalandılar, hem de yedik içtik, dediğim gibi eğlendik. Yani çok süper bir şey oldu. Kadınlar için çok güzel oldu. Çalışanı da çalışmayanı da, öğrencisi de. Herkese faydalı bir kurs oldu burası. Yani bu kursu kuran Serkan Başkanım Serkan Koyuncu'ya teşekkür ediyoruz. Bütün bayanlar teşekkür ediyor, minnet ediyor. Artık doyamıyorlar. Eğleniyoruz. Mezuniyet yapıyoruz. Mezuniyetimizde de böyle eğlenceli, partili falan filan oluyor. Diyorlar da başkanım yetmiyor 10 gün falan diye. Artık listemiz o kadar çok uzun. Artık elimizden geldiğince herkese yetmeye çalışıyoruz burada. Peki Narin Hanım, izleyen ev hanımlarına, hanımefendilere, mutfaktakilere pandispanyanın bu püf noktalarından söyleseniz bir sıkıntı olur mu? Yok, hani buradaki hanımefendiler asla demişler ya. Aynen, o zaman asla sizden alsak olur mu? Pandispanyamızda 10 tane yumurta atıyoruz. 330 gram şeker. İlk önce ikisini makinamızda, mikserimizde çarpıyoruz. Daha sonrasında 500 gram un içine, nasıl diyeyim size, ev usulü söyleyeyim. 3 tane market kabartma tozundan atacağız. Bir tane de OLX diye gıda katkı maddemiz var, OLX'de. Asıl pandispanya yapan püf nokta o. Bir yemek kaşığı dolu dolu ondan atıyoruz. Bir tane de su bardağı çarpıyoruz. İşte pandispanyamız bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Aslında bu kadar uğraşılacak zor bir şey yok. Aynen, hiçbir şey yok. Sadece onun içine giren OLX'imiz var. İşte katkı maddesi. OLX'imiz. Onu da internetten zaten girip bulabilirler. O şekilde kremamızı yapıyoruz burada. Sıvamamız, sıvama eğitimimiz çok önemli zaten. Pandispanya yapmak, işte kremayı yapmak değil de onu sıvama eğitimimiz birebir. Ona çok özen gösteriyoruz. Öyle. Yani zorlanıyorlarsa buraya gelsinler. Eminim ki izleyip de sizlere dönüş yapan olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde ücret talepsiz. Böyle bedava bir kurs, yani ücretsiz bir kurs. Her şeyimiz Serkan Başkanımız tarafından karşılanıyor. Hiçbir şekilde hiçbir ücret, şu bu, hiçbir şey yok. Her şeyimiz burada. Önlüklerimizi takıyoruz.
Kolları sıvıyoruz. Kolları sıvıyoruz, işe başlıyoruz, bu kadar yani. Başka bir şeyimiz yok. Peki şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Burada sipariş üzerine üretim yapıyor musunuz? Yani bir özel bir gün olur, doğum günü, nişan söz. Mesela dışarıdan dediğimiz gibi kooperatife desteğimiz olmuş oluyor ya. Hı-hı. Burada yaptığımız mesela ürünü kooperatife indirmiş oluruz. O aşağıda kafeteryamız var, orada satış oluyor. Peki. Aynen. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa ekran başındakilere neler söyleyecekseniz alabilirim. Ha, gelmek isteyen, öğrenmek isteyen bu büyük bir dediğim gibi fırsat bizler için. Yani buradaki bütün bayanlar için Emirdağ yani çok çok iyi bir şey bu fırsat bizler için. Onun için gelmek isteyenler buyursun, burada bekliyoruz. Hem yiyoruz hem içiyoruz hem eğleniyoruz. Hem güzel vakitler geçiriyoruz. Hem de ücretsiz bir eğitim. Hiçbir şey almadan, desteksiz. Her şeyimiz Serkan Başkanımız tarafından karşılandığı için. Yani eğlenceli. Beklerim yani. Hepinizi beklerim. Buyurun gelin. Denemekte fayda var. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkür, çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağlık. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, Emirdağ Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımızda Fethiye Koparan var. Fethiye Hanım, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Evet, benim adım Fethiye Koparan. Emirdağ Kadın Kooperatifi üyesiyim. Aynı zamanda 3 sene önce hibe aldım. Hibeyle bu atölyeyi oluşturdum. 3 senedir de bu oluşumun içindeyim. Burada neler yapıyorsunuz? Sizin çünkü ürünler bana oldukça farklı geldi. Kalıpları da sanırım sizler seçip yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Ya ben kendim atölye olarak hani trend olan modelleri tercih ediyorum. Bir de yöresel ürünleri tercih ediyorum. Hani yazın yurt dışından gelen misafirlerimiz olduğu için onlara hitap için bu topak evlerimiz, yufka yapan kadınlar, daha değişik ürünlerim var. Hani onlar daha çok gittiği için onları tercih ediyorum. Aynı zamanda saksılarımız oluyor. Hani ürünlerim çeşitli, bayağı 100'e yakın ürünüm var. Peki talepler nasıl oluyor? İşte Fethiye abla bunu sevdik, bundan bize yap ya da ben bunlardan yurt dışına hediye götüreceğim, şundan ağırlıklı yap diyenler var mı? Özellikle bu topak evlerimiz var. Şunlar var mesela. Şunu göstereyim ben size. Bu var mesela. Bu tutuluyor. Bunun sarması, paketlemesi de kolay. Götürmesi de kolay. Kırılmıyor. Ondan sonra şeyimiz var işte. Böyle yufka açan kızlarımız var. O çok tutuluyor. Kuzinemiz var. Sobamız var. Hani önceden kullandığımız kuzinelerden falan. Onlar var. Onlar daha çok gidiyor. Onun yanı sıra diğer ürünlerimiz de gidiyor tabii ki. O zaman şöyle de söyleyebilir miyiz? İnsanlar aslında eskiye dönük şeyleri hem özlüyorlar, evet, hem de küçük de olsa yanlarında bir geçmişi, eskiyi hatırlatacak şeyleri bulundurmak istiyorlar. Aynen, aynen. Ben bir de birkaç ürünü birleştirdim. Böyle bir şeyin üzerine birleştirdim. Onlar daha çok gidiyor. Yani bir köşemize koyup özellikle ünitelere koyup orada bakarız diyorlar, seyrederiz diyorlar. Buraya Emirdağlı kadınlar mı geliyor, öğrenciler mi geliyor, gelenler kimler, yardım ediyorlar mı sana? Yalnız bırakıyorlar mı yoksa? Vallahi ablam yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Benim atölyem herkese hitap ediyor. 4-5 yaşında çocuklar geliyor onlar. Emirdağlı bayanlar geliyor, bu bayanlar bugün geldi. Arkadaşlarım geliyor, boş vakti olanlar geliyor. Devamlı bir şey içinde, üniversite öğrencilerimiz geliyor vakit geçirmek için. Yani boyuyorlar. Gerektiğinde hani cüzi bir miktar verip alıp götürüyorlar, hediye götürüyorlar. Öyle. Yani bu bizi burayı hediye edenlere de ayrıca teşekkür ederim. Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımız Serkan Koyuncu'ya ayrıyeten gerçekten bizlerle ilgileniyorlar. Özellikle benimle ben zor bir durumdaydım. İşte hibe alarak burayı bana verdiler. Benim gelirim bir tek burası. Satıldıklarından ben evimi geçindiriyorum. Burada ne satarsam. Öyle. O zaman buraya herkesi bekliyoruz. Buradaki ürünleri gerçekten tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Kalıpları da gördüm zaten az önce de. Hem modern hem de geçmişe dönük olarak toprak evler ya da işte kuzine sobalar olmak üzere geçmişi bize unutturmayan şeyler yapılıyor burada. Fethiye Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Son olarak ekran başındakilere söylemek istedikleriniz varsa onları da sizden alabilirim. Vallahi ekran başındakilerine şunu diyorum. Bana sipariş lazım. Şimdi yaz döneminde biraz hani kazancımız oluyor ama sipariş kış dönemi biraz durağan bir dönem.
O yüzden biraz sipariş gelirse iyi olur. Ayrıyeten işte büyüklerimize de teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Kaymakamımıza, bizim de ilgilendikleri için ayrıca hepsine teşekkür ederim. Ise Emirdağ Kadın Kültür Evi'ndeyiz. Yanımızda Döne Hanım var. Döne Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Döne. Beden eğitimi öğretmeniyim. Kadın Kültür Evimizde yüzme derslerine bakıyorum. Burada hani hem kız çocuklarına hem bayanlara yüzme derslerimiz veriyor. Aynı zamanda havuz kullanmak isteyenlere ayrı bir zaman dilimi veriyoruz. Onlar da o şekilde faydalanabiliyorlar. Eğitimlerimiz hani seans şeklinde oluşuyor. Gruplar halinde yapıyoruz derslerimizi. Spor salonumuz da var. Orada Arzu hocamız var. Arzu hocamızla birlikte pilates veya fitness şeklinde eğitimler, yani spor şeklinde yapabiliyorlar. Sonra kadın kültür kafeterya kısmımızda hani doğum günleri, bride, nişan, veli toplantıları, günler yapıyorlar kadınlar. Onlar için hani imkan olmuş oluyor. Kadın kültür hani kafeterya kısmımızı bu şekilde kullanabiliyorlar. Seminer odamızda cuma sohbetlerimiz yapılıyor. Valiliğin göndermiş olduğu doktorlar veya eğitmenler tarafından seminerler düzenleniyor. Kreş grubumuz var bir de. Öğleden sonraki hani spora gelen bayanların çocuklarına aynı zamanda da kreşten hani faydalanıyor. Onlar burada çocukları ilgilenirlerken aynı zamanda kendileri spor da yapabiliyorlar. Yüzmeye de girebiliyorlar. Veli toplantıları vesaireler yapıldığında akşam programları hazırlanıyor. Burada salonumuzda olabildiğince kullanıyorlar. Peki yüzmeye Emirdağ halkı nasıl bir tepki verdi? Yani çok bir talep var mı? Çok fazla talep var. Hani tek başıma bazen yetişemeyebiliyorum. Hani yazın özellikle çok fazla yoğunluk oluyor. Hem kız çocukları hem kadınlar. Hani iyi ki açıldı diyorlar açıkçası. Hani bizim için de aktivite oldu diyorlar. Hem de bu sağlık problemi olanlar da gelebiliyor. Hani onlar için de çok iyi bir avantaj sağlanmış oldu. Hani başkanım sağ olsun, onun sayesinde de bayağı bir imkandan faydalanıyorlar. Peki Döne Hanım, Kadın Kültür Evi'nde, Emirdağ'da başka hangi kurslar ve eğitimler var? Biraz bunun hakkında bilgi verir misiniz? Kooperatif kısmımız var. Orada pastacılık kursumuz var. Dikiş nakış kursları da başlayacak. Şu an aktif değil diyebiliyorum ama başlatılacak. Gençlik merkezinde ben aynı zamanda jimnastik dersleri de veriyorum. Şu an yüzmeye yoğunluk olduğu için yüzmeye yoğunluk verdim. Jimnastikte de fazla talep var. Aynı zamanda orada bu üniversite sınavlarını hazırlanan öğrenciler olsun, KPSS'yi hazırlanan öğrenciler. Aynı zamanda da ekstradan derslerde takviye almak amaçlı gelen veliler de var, öğrenciler de var. Onlar için gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezimizde bunları yapıyorlar. Aynı zamanda futbol kurslarımız var. Bir de kadın kooperatif kısmında ahşap, cam, Kur'an kursu, bunlar da verilmekte. Tamam. Birçok kurs var o zaman diyorsunuz. Çok fazla kursu, daha da açılmak üzere. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Emirdağ ilçesini gezmeye devam ediyoruz. Emirdağ Belediyesi sosyal tesislerdeyiz. Taş Konak'tayız. Burada neler varmış, gelin birlikte göz atalım. Oh,
ve sevgili izleyenler, Emirdağ Belediyesi Sosyal Tesislerindeyiz. Yanımızda tesisimizin müdürü Evren Karagöz var. Efendim, Evren Karagöz kimdir? Kısaca sizleri tanıyabilir miyim? Tabii ki. 1980 Almanya doğumluyum. Emirdağlıyım da diyebiliriz. Buranın bir köyündenim. Uzun yıllar yurt dışında görev aldığım için pek Emirdağ çevresinde beni bilenler olmaz. O yüzden yeni yeni burada tanıyorlar. Mesleğim benim turizm ve otelcilik üzerine, konaklama üzerine deneyimliyim. Mesleğimin de 25. yılındayım. Şu an Emirdağ'dayım. Burada görev yapıyoruz. Evliyim, iki çocuğum var. Allah yani siz. Kısa ve öz ve net bir hayatım var diyebilirim. Peki. Evren Bey, buraya gelen müşterilerden nasıl dönüşler oluyor? Neler söylemek istiyorsunuz bu konu hakkında? Bunları alayım önce sizden. Şu ana kadar %99 müşteri memnuniyetiyle gidiyor. Çünkü son bir yılda konseptimizi ve çalışma şeklimizi tamamıyla değiştirdik. Burada kullanılan bütün mamulleri sucuğundan pastırmasına kendimiz imal ediyoruz. İşlenmiş et burada kesinlikle yok. Ham madde olarak alıp biz burada işlediğimiz için müşterilerimizden genelde %99 oranıyla yani başarılı dönüşler oluyor. Peki, meydana yapılan iş merkezi hakkında sizlerden de bilgi almak istiyorum. Biraz detay verir misiniz? Tabii ki. Meydan projemiz bizim 5 katlı bir binadan oluşmakta. İlk 3 katı Emirdağ esnafının kişisel ofisleri ve çalışma alanı olarak kaldı. 3. kattan sonrası 60 odalı bizim Emirdağ Belediyesi'ne ait bir otelimiz var. 1 Ocak itibariyle de inşallah onu da hayata geçireceğiz. Peki bu sosyal tesisteki istihdamdan biraz bahsetmek istersek, ne kadarlık bir ekiple çalışıyorsunuz burada? Şu an burada bizim mutfağımız international bir mutfağa dönüştüğü için mutfak ekibimizde de aşağı yukarı bir 10 kişi var. Toplamda buranın resmi kadrosu 15 kişi. Yarın oteli de faaliyete geçirdiğimizde otelimizin 5. katında Steakhouse isminde bir tesisimiz olacak. Orayla burası bir işletme zaten. İstihdam olarak da 40 kişiye yakın personel çalıştıracağız. Yani bolca istihdam sağlanacak. Tabii ki bu konuda şeyimiz var. Bayağı bir personelimizle istihdam sağlayacağımızı düşünüyorum. Peki sosyal tesisteki püf noktanız nedir? Müşteri için düşündüğünüz önceliğiniz nedir? Ya bizim temel olarak bir prensibimiz var. Kendimizin beğenmediğimiz, yemediğimizi müşterimize yedirmiyoruz. Bu prensiple çalışıyoruz ve dünya mutfağı üzerine çalışıyoruz. Yani bugün bir tane misafirimiz gelse ve Chateaubriand istese onu bile servis edebiliriz. Bizde yok yok. Yani bizde kesinlikle hizmette sınır yok. Şefimize güveniyoruz diyorsunuz. Tabii. Mutfak ekibime ve şefime güveniyorum tabii ki. Peki. Son olarak ekran başında izleyenlere söylemek istedikleriniz varsa sizlerden onları da alabilirim. Yani bu coğrafyada Emirdağ'a geldiğiniz zaman uğrayabileceğiniz, gönül rahatlığıyla bütün lezzetleri tatabileceğiniz eşsiz bir restoranımız var. Buyurun gelin diyebilirim. Evet sevgili izleyenler, şimdi ise Taş Konağı'nın mutfağındayız. Yanımızda Ümit Tosun var. Buranın şefi, buranın lezzetli yemekleri Ümit şefimden çıkıyor. Şefim, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz ilk önce. Ben Ümit Tosun, 27 senedir bu mesleğin içindeyim. Antalya'da yetiştim, yurt dışında eğitimler aldım ve burada başkanımız sayesinde gelip burada çalışmaya başladık. Şefim, burada kaç çeşit yemek çıkarıyorsunuz günlük? Günlük değişiyor, çeşit olarak dönerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var, pide çeşitlerimiz var, tava yemeklerimiz var, makarna çeşitlerimiz var, sağ kavurmadır şeydir falan gibi meze çeşitlerimiz var ve tatlı çeşitlerimiz var. Size nasıl dönüşler oluyor, beğeniyorlar mı yemekleri? Tabii ki bunun dönüşü çok güzel oluyor ve ayrıyetten Emirdağ'ımızı tanıtmak amacıyla da birkaç böyle şeylerimiz yurt dışından gelen eşimiz, dostumuz olsun, buradaki vatandaşlarımız olsun. Çok güzel dönüşlerimiz oldu. Yaklaşık 2 senedir buradayım. Herkes memnun, biz de memnunuz. Başkanımız sağ olsun, Emirdağ'ımız sağ olsun. Emirdağ'ımız için, halkımız için de yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Peki şefim, Taş Konağı'na gelip de mutlaka bunu yememiz gereken şey nedir? Yani bunu yemelisiniz dediğiniz şey nedir? Özellikle dönerimiz, kendi imalatımız, kendi soslarımız, kendi şeylerimiz, aynı zamanda da çökertme kebabımız. Bunlar da çok lezzet olarak ve çok şey olarak tutturduğumuz şeylerdir. Ama genel olarak ya, makarna çeşitlerimiz falan da çok gidiyor ama bunlar ön planda olanlardır. Bonfilemiz, antrikotumuz, yani günlük kesimlerimiz oluyor, günlük şeyimiz geliyor, etimiz geliyor. İşlenmesi, marinasyonu, şeysi hepsi bizzat yapıldığı için. Yani en lezzetli tarafından müşterilerimize, sayın misafirlerimize diyelim, müşterilerimiz demeyelim. Onlara en güzel hizmeti veriyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben ellerinize sağlık. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Bekleriz her zaman. Sağ olun.
sevgili izleyenler, Emirdağ Belediyesi'nin yapmış olduğu belediye fırınlarındayız. Şu anda mahalle belediye fırınlarındayız. Yanımızda Abdullah abimiz var. Abdullah abi, seni tanıyabilir miyiz? Ben Abdullah Çakır. 5 yıldır belediyede çalışıyorum. Şu anda 13 tane fırınımız oldu mahallelerde. Belli saatlerde açılıyor bu. Sabah saat 8.30, akşam 5, 5.30. Yeri geliyor, değişiyor saatlerimiz. Günleri var. Her mahallede şu anda 3 tane arkadaşız. 3 kişi belli günlerde, belli mahallelerde, her haftanın bir tek salı günü hariç bütün mahallelerde günlük 3 tane fırınımız yanıyor. Evet. Mahallenin tepkisi nasıl oluyor sizlere? Ya çoğunluk dua ediyorlar. Birçok şeyi kolaylaştırıyorsunuz çünkü evde yapsak çok meşakkatli olacak ama buraya hazırlayıp getirip burada pişirmeye vermek daha mantıklı geliyor. Yani mantıklı geliyor. Elektrikten tasarruf, şundan tasarruf. Eski mesela köylerimizdeki olan fırınlar gibi değişik olduğu için, hani odunda piştiği için onun için daha lezzetli oluyor. Peki fırın kaç tane patatesli köy ekmeği alıyor? Şu anda onunla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Değişiyor. Fırının ebatına göre. Mesela örnek vereyim. Burası 10, 12 tane. Ayrıyeten tepsiler. Evet. O şekilde hani değişiyor. Evet. Burada pişen galiba köy ekmekleri, bükmeler. Tepsi, hani ev usulü şeyler pişiyor. Mesela bu çarşı pideleri falan, onlara biraz hani yapamıyoruz onlara. Peki pişirme işlemi ne kadar sürede? Mesela büyük boy bir tepsi nedir o, bükme diyeyim. Bükme ne kadar sürede pişip tamamen sahibine verilir? 35-40 dakika. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica Son ederim. Olarak eklemek istedikleriniz varsa alabilirim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, fırında oturduk. Atife teyze ile karşılaştık. Kendisi sıra bekliyor. Bükme falan getirmiş. Neler getirdin? Evet, seni tanıyabilir miyiz? Bükme getirdim. Fasulye ekmek, somun. Hepsini yaptık çok şükür. Çocuk da çok güzel pişirdi. Memnun musun? Memnunum. Biz de bizim mahallemize fırın yapın. Temeli atılmış. Kendisi kalmış. Biz de istiyoruz fırın. Yaparlar diye düşünüyorum. İnşallah. Serkan Başkanım bunu İnşallah. Göz ardı etmez. Tamam. İyi, çok şükür, çok güzel. Biz böyle mahallemize fırın gelmiş de biz daha ne istiyoruz? Evet. Kolaylık sağlıyor galiba değil mi? Kolaylık sağlıyor. Biz çarşıya nasıl gidecek? Yaşlıyık. Evet. Şuraya iyi kötü işlerimiz getirdi. Biz de yaptık. Çok şükür, sağ olun. Allah razı olsun. Memnunuz. Memnunuk. Tamam kızım. Güzel kızım, tamam. Eklemek istediğin bir şeyler var mı? Ekran başında izleyenlere söylemek istedikleri. Allah'ım herkesin ne güzel böyle fırınlar versin, yapsınlar ne güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sana da iyi günler diliyoruz teyzeciğim. Sağ ol, teşekkür ederim kadın kızım. Hadi Allah işlerinizi rast getirsin. Amin, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, fırında teyzeler bitmiyor. Vallahi bizi gören de geldi bugün. Sevil teyze burada, Halime teyze burada, evet. Canım teyzem burada. Teyze neler söyleyeceksin? Kanal 3'ü buldun, geldin. Ne diyebilirim ki? Memnunuz fırından. Evet. Geliyor, her haftada yapıyoruz. Bunu diyeyim, ne diyeyim bana? Hep getiriyor musunuz bu fırına hamurları? Ben yapalı beri getiriyorum. Memnun canım. Musunuz pişirmeden? Çok memnunum. Vallahi. Peki, tavsiye ediyor musun komşulara? Ediyorum tavsiye komşulara. Peki, ekran başında izleyenlere söylemek istediklerin var mı? Yok, ne diyeyim Gören ki? Gelsin. Kolay gelsin. Peki, teyzem sen neler söylemek istersin? Teyzem ben de hepimiz memnunuk. Fırınımız yoktu. Ne bileyim, ben hepsinin yaşlısıydım. Ben daha arkada kalıyordum. Ama yapamıyordum, canım. Gelemiyordum. Çok teşekkür ederim hepinize de. Ne güzel mahallemize bunu yaptınız. Sağ olun, var olun, ne diyelim. Peki teyzem, ekran başında izleyenlere, torunlara falan bir şey söylemek istiyorsan söyle vallahi. Herkese selam. Ne diyeyim başka? Peki, sağ olasın teyzeciğim. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun güzelim, siz de sağ olun. Teyzem sen bir şeyler söylemek ister misin? Ben ne söyleyeyim, ben bir şey söylemem ben. Sen sanırım fırını yeni keşfettin, bu mahallenin fırını. Komşuyla beraber geldik ama çok memnunuz. Evet. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Çok memnunuz, ondan da memnunuz. Bundan sonra geleceğim. De bak yapıyor. Yolları. Evet, bak asfaltlıyor, bütün her yeri tarafı yapıyor. Çok güzel, gerçekten evet. Güzel yapıyor. Daha rahat zaten oldu değil mi İletişim? Evet, çok Olur. memnunuz. Oğlum da orada çalışıyor zaten. Asfaltta çalışıyor oğlum. Evet. Memnunuz, Allah sizden de onlardan da razı olsun. Hepimizden de. Belediye başkanımızdan da memnunuz. Peki. O çocuklardan da memnunuz. Bak çok güzel ekmeğimizi yaptı.
Memnunuz. Allah sizden razı olsun. Peki teyzem, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı teşekkür günler diliyorum. Bereketli olsun diyeyim. Hani öyle derler. Bereketli olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz kızım. Tamam, sağ olun. Haber Var programında bu hafta Emirdağ ilçesindeyiz. Yanımızda kıymetli başkanımız Serkan Koyuncu var. Sayın başkanım, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Kıymetli vaktinizi bizlere ayırıyorsunuz ve bizi bu güzel atmosferde ağırlıyorsunuz. Hizmete geldiğinizden bu yana Emirdağ için yapılanlardan bahsedecek olursak, evet eminim bu yetmeyecek bu süre bizlere ama biraz anlatır mısınız, neler yapıldı? Vaatlerinizde neler vardı da neleri icraate geldi? Öncelikle hoş geldiniz. Kadim şehrimiz Emirdağ'ımıza, gurbetin başkenti Emirdağ'ımıza, Türküler Diyarı Emirdağ'ımıza, gastronominin başkenti Emirdağ'ımıza ve bundan sonra inşallah sanayinin ve yumurtanın başkenti Emirdağ'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkan. Emirdağ'ımız kadim bir şehir. Emirdağ'ımız tarihsel süreç içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Ta milattan önceki yıllardan bugüne kadar, efendim söyleyeyim, Ezop'un yaşadığı şehir, Selman-ı Farisi'nin yaşadığı şehir, Bediüzzaman'ın, Said-i Nursi'nin hazretlerinin yaşadığı şehir ve Cumhuriyet döneminde pek çok Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı gazisinin ve şehidinin olduğu, Çanakkale şehidinin olduğu bir şehir olduğundan ötürü bu kadim şehirde, bu güzel şehirde sizleri ağırlamaktan son derece mutluyuz. Teşekkür ederiz başkanım. Ve biz de 5 yıldır belediye başkanı olarak, ondan önceki 5 yılda Emirdağ AK Parti ilçe başkanı olarak toplamda 10 yıldır bu şehre, bu güzel şehre, kadim şehre hizmet etmekten dolayı onur duyuyoruz, gururluyuz. Rabbim herkese nasip etmediği gibi biz de dua ediyoruz ki bu işi en iyi yapacaklara da nasip etsin diyoruz. Evet, diyorsunuz ki hizmetler. Her röportajımızda hemen hemen sorulduğunda cevabımız şu oldu. Biz 2019 yılında seçim beyannamesi diye Emirdağ'da hiç olmadık bir şekilde bir seçim beyannamesi yayınladık, konuştuk ve her bir haneye 56 tane projenin olduğu bir kitapçık dağıttık. Dedik ki seçimden önce, biz biliyoruz ki seçim ve siyaset çok uzun soluklu bir iştir ama görev süresi her ne kadar 5 yıl gözüküyorsa da çok kısadır. Evet. O gün çabuk gelecek. Bu kitapçığı dağıttığımızda dedik ki biz 56 tane kitap proje yayınlıyoruz ve biz bunun en az 50 tanesini yapacağız dedik.
Rabbime sonsuz şükürler olsun. 2 yıl pandemi geçmesine rağmen, 6 aydır da malum biliyorsunuz 1000 yılın depremi, Hatay depreminden dolayı da 6 aydır da çok fazla hareket kabiliyeti olmamasına rağmen biz diyoruz ki 2,5 yıl belki kayıp ama hiçbir bahaneye sığınmadık. Yok borcumuz vardı, yok alacağımız vardı, yok pandemi vardı, yok işte deprem oldu demiyoruz. 56 projeden 50'sini yapacağız demişiz en az. Bugün 50'sini tamamladık. Artı bu 50'nin üzerine 40'a yakında proje yapmışız Emirdağ'ımıza. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki bize hizmet etmeyi nasip etti bu güzel ilçeye. En önemli proje hangisi diye sorarsanız ben diyorum ki bütün projeler hepsi benim çocuklarım gibidir. Hepsini hakikaten çok önemli görüyorum ve hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Sondan başa doğru gidersek. Bugün yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alanda bölgenin en büyük millet bahçesini tamamlamak üzereyiz. Şu anda %80-85 civarında bitti. İnşallah birkaç ay içerisinde tamamı %100 bitecek. Bölgemizin en büyük millet bahçesine kavuşarak ne elde edeceğiz? Bizim gurbetçi yoğunluğumuzu biliyorsunuz. Tabii. Gurbetçilerimiz sadece 7. ayda buraya gelmiyor artık. Yılın 12 ayında buradalar. İşte 12. ayda yılbaşı tatili oluyorlar burada. 2. ayda okul tatili oluyorlar burada. Canları sıkıldığında Allah onların hepsine razı olsun. Emirdağ'ını boş bırakmıyorlar. Keza bir de %90'a yaklaşan bir doğalgaz hamlesi yaptık ilçede. Bu ilçede bugün ilçenin %90'ına yakınında doğalgaz var. Bu doğalgazla gurbette yaşayan vatandaşlarımızın kışlarını Emirdağ'ında geçirmelerine olanak sağlıyor. Şöyle ki bizim burada aylık doğalgaz faturamız onların paraya göre konuşuyorum. Yaklaşık 80 euro, 100 euro. Onlar aynı dönemde Belçika'da 500 euro doğalgaz faturası ödüyor aylık. 400 euro ödeyenler de var. 350 euro ödeyenler. Ama 350'den aşağı daha duymadım. Dolayısıyla hem kendi ülke ekonomimize, hem ilçe ekonomimize, hem de gurbetçi ekonomimize çok büyük faydası olan bir doğalgaz hamlesiyle Emirdağ'ını %5'ten %90'lar seviyesine çıkartarak hemen hemen her hanede doğalgaz olmasını sağladık. Bu gelen vatandaşlarımız nerede vakit geçirecekler? Bir sosyal donatı lazım. Evet. Bunun için de 250 bin metrekareye yakın bir alanda Emirdağ Millet Bahçesi yaptık. İçerisinde havuzu, kafeteryası, oyun alanları, yürüyüş parkurları, efendime söyleyeyim bisiklet yolları olan, dinlence alanları olan, piknik alanları olan çok büyük bir alan şu anda Emirdağ. Zaten kullanıyor Emirdağlımız. Emirdağ'ın kullanımını sunduk diyebiliriz. Ondan sonra tabii belediyelerin asli görevlerinden bir tanesidir. Yol yapmak. Evet. Yol yapmak. Önemli. Yol çok önemli. Yol medeniyettir. Bunu da özellikle altını çizerek söylüyorum. Biz bizden önceki dönemde görev yapan bütün abilerimizi, arkadaşlarımızı hepsini saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Güzel işler yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama gelen belediye başkanı bir öncekinin üstünde vaatlerde bulunup üstünde işler yapmak zorunda ki seçilsin ve o işleri yapsın, tamamlasın. Biz de bu söylemden yola çıkarak şöyle bir şey yaptık. Bizden önceki dönemlerde Emirdağ'da sıcak asfalt atılan yol sayısı, buradan vatandaşlarımız da duysunlar diye söylüyorum. Bir tane Eskişehir Caddesi denilen yola sıcak asfalt atılmıştı. Yıl yanlış hatırlamıyorsam 2012. Bir tane yol. Ana giriş Emirdağ'ımızın ana girişi bu. Ana arteri. Ondan sonra sıra bize geldi madem. 2012'de bir tane yol atılmışken biz ne yaptık? Sıcak asfaltta kaç tane yolu buluşturduk? Evet. Sayıyorum. Eskişehir Caddesi denilen yolu zamanı geçmişti. Kazıdık. Doğalgazla geçtiği için yeniden attık bir. Arkasındaki Fatih Caddesi ana arterdir. Sıcak asfaltta buluşturduk. 2. Afyonkarahisar yolunu sıcak asfaltta buluşturduk. 3. Atatürk Ortaokulu yanını tamamen sıcak asfaltta buluşturduk. 4.
15 Temmuz Caddesi dediğimiz Konya Caddesi'ni sıcak asfaltla buluşturduk. 5. Efendime söyleyeyim, Mezar Caddesi'ni sıcak asfaltla buluşturduk. 6. Dereköy yolunu sıcak asfaltla buluşturduk. 7. Horan Yolu Caddesi'ni buluşturduk. 8. Süvermez Yolu Caddesi'ni buluşturduk. 9. Ve Elhan Yolu Caddesi'ni buluşturduk. 10. Emirdağ'ın her yeri sıcak asfalt oldu. 5 yılda Emirdağ'ın bütün ana arterlerin tamamı sıcak asfaltla buluştu. Evet. Bizden önceki dönemlerde toplam bir sıcak asfalt atılmışken bir yola, biz 10 tane yola sıcak asfalt atmışız. Evet. Bu da ne gösteriyor? Pandemi de olsa önemli değil. Deprem de olsa Allah'ın bir daha vermesin, önemli değil. Bir belediye başkanının hiçbir bahaneye sığınma hakkı yok. Evet. Her halükarda, her durumda çalışmak zorundayız. Tabii bu yol sadece yol yapmakla, sıcak asfalt atmakla yetinmiyorsun. Altyapısını yapıyorsun tümden. Kaldırımlarını, bordürlerini yapıyorsun tümden. Işıklandırmasını yapıyorsun tümden. Çok ciddi maliyet gerektiren işler ve bu yolların hiçbir tanesini burada kıymetli hemşehrilerim duysunlar diye altını çizerek söylüyorum. Bu yaptığımız 10 tane yolun tamamının parası Emirdağ Belediyesi'nden çıktı. Hiçbir kimse bize nedir onun adı? Hediye yapmadı. Parasız iş yapmadı. Bütün parasını tıkır 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 ödedik. Bunun haricinde yollardan başka mahallelerimize akıllı parklar yaptık. Sayısını ben de bilmiyorum. İnşallah seçime yakın zamanlarda bunların sayılarıyla beraber sizlere mutlaka sunum yaparım. Akıllı parklar yaptık ama bir de parkların yanında bir söz vermiştik. Her mahalleye bir tane fırın yapalım. Evet. Kadınlarımız Türkmen ve Yörük ağırlıklı, biraz da muhacir ağırlıklı bir toplumuz. Her bir hanımımız, her bir annemiz, hepsinin ellerini öperim. Evde ekmek yapmayı, somun yapmayı, lokur yapmayı, bükme yapmayı, hatta Emirdağ Göveci yapmayı çok seviyorlar. Biz de ayaklarına kadar hizmeti götürdük. Şu ana kadar toplam, yanlış hatırlamıyorsam, 12 tane mahalle fırını yaptık. Bir tane de inşallah yapacağız. Evet. İncirli Mahallesi'ne temelini attık. Devam etmemiştik. Evet. Şimdi inşallah ona da devam ediyoruz. 13 tane mahalle fırını ile beraber mahalledeki hanımlarımızın sosyal ortamlarını da değiştirdik. Evde evet ekmeklerini, hamurlarını yoğuruyorlar. Geliyorlar fırınlarımıza, pişiriyorlar. Ama bir de o hani fırın başı muhabbeti var ya. O çok önemli. Geçenlerde Sayın Valimiz sağ olsun bir anaokulu açılışı için ilçemize geldi. Orada yufka yaparlarken hanımlarımızı ziyaret etti. Ve yüzlerindeki mutluluğu Sayın Valimizle, kaymakamımızla beraber biz de müşahede ettik. Ve gerçekten onlar ne kadar mutluysa biz 1000 katı daha mutluyuz. Efendime söyleyeyim, bir kadın kültür evi yaptık. Evet. Şimdi burada yine ana bir cümle söyleyeyim. Ne hizmet yaptınız diye bir belediye başkanı sorulduğunda demiştim ben geçmiş yıllarda. Şöyle olmalı, bir belediye başkanının önüne dikilip de fotoğraf çekileceği binalar olması lazım. Evet. Hizmetin kalemlerinden bir tanesi bu da çok önemlidir. Yani belediye başkanı başarılı mı değil mi? Bunu nasıl ölçeceğiz? Eseri var mı yok mu? Eseri millete faydalı mı değil mi? Bütün bunları münazara etmek lazım. Bütün bunları düşünmek lazım. Evet, kadın kültür evi. Kız çocuklarımız için ve hanımlarımız için yüzme havuzundan saunasına, efendime söyleyeyim bedava jimnastik kurslarına, bedava diğer spor kurslarına dahil olmak üzere. Hanımlarımızın gidip orada gün yapabildikleri, sohbet edebildikleri ve erkeklerin olmadığı bir ortamda aynı kahvehaneye çıkar gibi kahvehaneye çıktıkları bir yer oldu. Çocuğu olanların da çocuklarına da yine bakıyoruz biz orada. Ufak bir kreşimiz var. Evet. Annesi burada çayını kahvesini yudumlarken çocuğu da öbür tarafta anaokulu öğretmenimizin gözetiminde çocuğu da orada oynuyor, oyunlar oynuyor. Kadın kooperatifi biliyorsunuz Sayın Vali Hanımımızın da çok dikkat ettiği bir proje. Ama bu proje bizim zaten seçim beyannamemizde 2019'da vardı. 2019'da biz seçim beyannamemize demiştik ki Emirdağ Kadın Kooperatifini kuracağız demiştik. Buradan herkese duyuruyorum. Gökmen Vali geldikten sonra evet kuruldu, çok da güzel oldu. Kübra Valimiz arkasını çok ciddi takip ediyor.
Bizim de zaten seçim beyannamemizdeydi bu. Şu anda yaklaşık 120 tane evinde patik ören, örgü ören hanımımız, hanımlarımız evlerinde işlerini yapıyorlar. Biz parasını veriyoruz. Aynı zamanda iplerini de veriyoruz. Satın alıyoruz. Onlardan aldıklarımızı vatandaşa satıyoruz. Kadın kooperatifimiz ciddi işleyen bir kuruluş. İçerisinde bunun haricinde dikiş kursu da var. İçerisinde cam kursu da var. İçerisinde halı kursu da var. İşte içerisinde ahşap kursu da var. Ve en önemlisi de bugün içerisinde aşçılık kursu var. Gastronomi kursu var. Pasta, kek kursu var. Her hafta 30 tane hanım, en az 30 tane hanım hem gündüz hem gece nedir ona da mesaisi olan hanımlarımız da akşamları kurslara devam ederek hem sertifika alıyorlar hem kursumuz yine söylüyorum altını çiziyorum bedava. Malzemelerini tamamen biz veriyoruz. Orada güzel bir ortamda, sosyal bir ortamda kurslarını görüyorlar, ürünlerini üretiyorlar. Yine bugün siz de takip ettiğiniz aynı binada Afyonkarahisar'ın en güzel kütüphanelerinden bir tanesini bu ülkeye kazandırdık. Mülkiyeti tamamen belediyemize ait, inşaatı tamamen belediyemize ait olan saat 5.30'a kadar Halk Kütüphanesi'nin çalıştırdığı 5.30'dan 11'e kadar ve hafta sonları da belediyemizin çalıştırdığı bir kütüphane 7/24 esaslı bilgisayarı olan, interneti olan, ders çalışma alanları olan, çocuk bölümü olan müthiş bir kütüphane. Buradan Emirdağlı hemşerilerimize ve gençlerimize ve çocuklarımıza diyoruz ki görmediyseniz çok şey kaybediyorsunuz. Lütfen gelin. Bina konusunda gençlik merkezi yaptık. Gençlik merkezi yapıp da binayı şu tarafa atmadık. Atıl konumu olsun gitsin demedik. Evet, içerisinde gençlik merkezinin amacı nedir? İçerisinde satranç kursu olsun işte. Halk oyunları kursu olsun, saz kursu olsun, caz kursu olsun falan. Bunlar yapılıyor. Evet. Futbol kursumuz var mesela. Futbol kursumuzda 250 tane öğrencimiz altyapıda futbol öğrencimiz var. İşte jimnastik kursumuz var. 100'den fazla jimnastik öğrencimiz var. Var var. Ama asıl önemli olan gençlik merkezi için. Bakın bugün Emirdağ zeki bir yer. Emirdağ çalışkan bir halkı var. Çocuklarımız da imkan verilirse neler başardığını zaten büyüklerinden görüyorlar. Evet. Türkiye ve dünyada birçok yerde profesörleri olan, hocaları olan üniversite ve özel kuruluşlarda çalışan Emirdağlılarımız var. Ama imkan verilirse dedik değil mi? Evet. Biz orada şunu yaptık. Kurs alamayan, özel kurs alamayan, İşte eskiden dershaneydi, şimdiki ismi bilmiyorum, okuma bilmem neyi oldu herhalde. Oralara gidemeyen öğrencilerin olduğunu tespit ettik. Ve gençlik merkezinde biz ilkokuldan başlayarak DGS, üniversitede 2 yıllık üniversite okuyanlarına dikey geçiş sınavına kadarki olan bölümde, ortaokul, lise dahil her birine matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, İngilizce kurslarını şu anda ücretsiz veriyoruz. 300 tane öğrencimiz var. Çok büyük bir nimet başkanım. Kesinlikle. Çünkü para verip, çok evet, özür diliyorum. Evet, estağfurullah. Para verebilecek olan ve veremeyecek evet. olan birçok insan varken böyle aynen. bir nimeti ücretsiz olarak, aynen, belediye aynen. olarak karşılamanız aynen. ve gençlere, öğrencilere bu konuda destek evet. olup yanında olmanız, eminim ki ben hı-hı. şahsım adına da söyleyeyim, bu öğrenciler bunun hakkını yemezler. İnşallah. Yıllar sonra da böyle yapılan bir projeyi İnşallah. Eminim çocuklarına, daha sonralarına anlatacaklardı diye de düşünüyorum. İnşallah. O çocuklar devletine, milletine, vatanına ve bayrağına sahip çıksın. Biz onu istiyoruz. Evet. Biz karşılığında hiçbir şey inşallah istemiyoruz, istemeyeceğiz ama sadece devlet, millet. Bizim bütün derdimiz bu. Küçük bir ilçe gibi görünen Emirdağ'da bugün yarı olimpik yüzme havuzu yaptık. Evet. Haftanın iki günü bayanlara, 4 günü erkekler olmak üzere yarı olimpik yüzme havuzu yaptık. Ve bugün Emirdağlı insanlarımız oraya gelip yüzme havuzumuzda yüzme gerek öğreniyorlar gerekse yüzme sporunu yapıyorlar. Bundan sonraki hedefimiz Emirdağ'da yüzme bilmeyen kalmasın diye bir proje var. Ücretsiz Emirdağ Okulu'nun milli eğitimle protokol çalışmasını yapıyoruz şu anda. Emirdağ okullarında okuyan yaş gruplarını tespit edip o çocuklarımıza
haftada 2 saat, 3 saat artık ne kadarsa olimpik yüzme havuzuna kurslarını vereceğiz. Vermeye devam edeceğiz. Emirdağ'da yüzme bilmeyen kimse kalmasın. Derdimiz bu. Yüzme kursu demişken de sabah da Döne Hanım'la da görüştük bizden. Yüzme kursuna aşırı şekilde talep olduğunu ve bazen yetişemediğini bile söyledi. Yani doğru. Emirdağ halkı yüzme konusuna yoğunluk vermiş durumda. Şöyle, Emirdağ halkı sosyal işlere, sosyal projelere çok yatkın. Bu başta tabii ki yüzme ve diğer branşlarda hiç bizi yalnız bırakmıyorlar. Yapmış olduğumuz her proje dolu dolu geçiyor. Bu bizi zaten hani yaptığımız işi de doğru yaptığımızı gösteriyor. Bu noktada da bütün vatandaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bizi hizmetlerimize yalnız bırakmadıkları için. Bunun haricinde Emirdağ ticari bir bölge. Gurbetçisi var. Evet, en büyük özelliğimiz o. Ama ticareti de çok gelişkin bir bölge. Bunun için ne yapmak lazım dedik yine seçimden önce de düşündüğümüzde. Sebze pazarımızın üstü kapalı değildi. Hatta sebze pazarının mülkiyeti bile bizim değildi, belediyenin değildi. Bilmiyorum ama pek çok ilçede kapalı sebze pazarı var. Evet. Emirdağ'da yıllardır yapılmamış. Kar yağar, sebze pazarı dağılır. Evet. Yağmur yağar, sebze pazarı dağılır. Hava soğur, hiç kimse sebze pazarına alışverişe gitmez. Hatta satıcılarımız bile pazar açmazdı. Evet. Biz ne yaptık? Önce gelip sebze pazarındaki bütün arazi sorununu çözdük. Yaklaşık 1,5 yılımızı aldı. Arazinin tamamını belediyemiz üzerine tapulattık. Bunun akabinde de hemen hızlı bir projeyle hem sebze pazarının hem de ticaretimizin kalbi olan Uzun Çarşımızın üzerini kapattık. Bugün Uzun Çarşımızda insanlar rahatça oturarak, dinlenerek, gölgede keyiflenerek alışveriş yapıyorlar. Müşteri rahat olduğu yere gelir. Tabii ki. Para rahat olduğu yere gelir. Biz de oradaki esnaflarımızın önünü açmak uğruna çok güzel bir proje, Uzun Çarşı projesiyle oranın üzerini kapatarak vatandaşlarımızı oraya çekmeyi başardık. Emirdağ için büyük projelerden bir tanesi de, gelişiminin önünü açan projelerden bir tanesi de Emirdağ Organize Sanayi. Bölgenin en çok büyüyen, en çabuk büyüyen organize sanayi bölgesi Emirdağ OSB. Burada 2019 yılının sonlarına doğru bir hamle yaptık. Dedik ki doğalgaz dağıtmamız lazım. Emirdağ OSB'ye doğalgazı kendi imkanlarımızla iç hatları dağıttıktan sonra OSB'nin imkanlarıyla fabrikalara çağrılar yapmaya başladık. Fabrikalarda yaptıkları fizibilite çalışmalarında gördüler ki Emirdağ farklı bir bölge. Bir de Emirdağ başkanı da iyi bir adam herhalde dediler. yavaş yavaş fabrikalar gelmeye başladı. Bugün Türkiye'nin dondurulmuş patates, donut patatesi Türkiye'nin tükettiğinin %75'i Emirdağ'da üretiliyor. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Ama diğer gelecek olan rakamlarda bu ciddi rakamlar çok daha azlara düşecek. Bugün Türkiye'nin en büyük dondurulmuş gıda fabrikası, keza Avrupa'nın da en büyük ikincisi bu fabrika Emirdağ'da. Bugün Emirdağ'da. Yaklaşık bizim dönemimizde 80 milyon euroluk bir yatırım yaptılar Emirdağ'a. Hala da yatırıma devam ediyorlar. İşte büyük, başka çok büyük bir firmanın zaten donut fabrikası buradaydı. Türkiye'nin ilk dikey toz yumurta fabrikası bitti. Şu anda kullanıma açıldı. İnşallah 27 Kasım'da da açılışını yapacağız. Sayın Bakanımızın teşrifleriyle, Sayın Milletvekilimizin, Sayın Valimizin teşrifleriyle çok stratejik ürünler üretiliyor. Hedefimiz, iddiamız şu. Emirdağ organ sanayi bölgesi olarak eğer ki önümüz açarlarsa, altını çiziyorum, eğer ki önümüz açarlarsa 2 milyar doları geçkin bir ihracat rakamı yakalayacağız. Bu da Türkiye ile Amerika arasındaki ihracat rakamına denk geliyor. Yani biz Emirdağ'ın koskoca bir şehir yapıyoruz. Emirdağ'ın önünü açtık, gidiyoruz, gideceğiz de. Evet. Türkiye çapında son 4 yılın nüfus artış oranlarına baktığınız zaman Emirdağ Türkiye'de ya ilk 5'tedir ya ilk 3'tedir. Çok ciddi, yıllık yaklaşık %10'a yakın bir nüfus artış hızı yakaladık Emirdağ'da. Türkiye'nin nüfus artış hızı %1 iken, %0.9 iken
biz %9.9'ları yakaladık. Tabii bu da dış göçün artık iç göçe dönmesi, Emirdağ'da fabrikaların artması, Emirdağ'a doğalgazın gelmesi, yurt dışındaki insanların buraya gelmesi demek. Bizim için ne lazım? Nüfus lazım. Tabii biz de nüfusu arttırmaya gayret ediyoruz. Peki Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten anlatılıyor ama ya vaktimiz de yetmiyor. O kadar çok şey yapmışsınız ki bu 5 yıla birçok şeyi sığdırmışsınız. Bunlar daha bizim anlattıklarımız belki de hakikaten %1 bile değil. Evet. Vakitler olduğu için ben hızlıca geçiştirmeye çalışıyorum. Çünkü ben de ilçeyi sabahtan bu yana geziyorum. Birçok şey görüyorum. Hı-hı. Ve sizlere yani hiç mi kötü bir şey diyen denk gelmez diyeyim bana. Çok güzel şeyler duyuyoruz. Yollardan dolayı ve fırınlardan çok memnuniyet elhamdülillah, var. Elhamdülillah. Hanımefendilerle pasta yapılan hı-hı yerde, kadın kooperatifinde görüştüm. Tamam. Çok memnunlar. Sağ olsunlar. Oradaki ustamız, hocamız, hı-hı, o da aynı şekilde birçok kadına çağrıda bulundu. Gelin, burası böyle. Sağ olsunlar. Bilgilendirme yaptı kendisi de. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ben çok önemli bir soru sormak istiyorum. Buyurun, sizlere müsaadenizle. Tabii ki. Malumunuz biliyorsunuz ki yerel seçimler önümüzde yaklaştı. Evet. Yeni dönemde Emirdağ Belediye Başkanlığı'na yeniden adaylığınızı koyacak mısınız Sayın Başkanım? Evet. Net bir ifadeyle konuşuyorum. Emirdağ Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin ben kendim aday adayıyım. İnşallah da aday olmayı da bekliyorum. Peki Sayın Başkanım, inşallah her şey hayırlısıyla i̇nşallah, olsun. İnşallah. Yeni dönemde sandıktan hı-hı olumlu sonuçlar çıkarsa Emirdağ halkı neler bekliyor? Biraz bize tüyo verir misiniz? Öyle söyleyeyim o zaman. Şöyle arz edeyim. Bu geçtiğimiz 5 yılı tamamlamak üzereyiz. Bu 5 yıl döneminde Emirdağ halkı şunu gördü. Oy verse de vermese de. İşte partimize taraf olsa da olmasa da diyeyim. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu verilen oylara ya da zihnindeki düşüncelere göre hiçbir zaman muamele yapmadı. Bütün partiler kime oy verirse versin hepsi bizim vatandaşımız gözüyle ne dedik ilk geldiğimiz gün AK Parti rozetini çıkartacağız dedik. Evet. Hakikaten çıkarttık. Herkesin görüşü ne olursa olsun bunu Emirdağ halkı söylediği için ben tercümanlık yapıyorum. İki, Emirdağ halkı şunu da söyledi. Ya bu adam çalışıyor dedi. Bunu söylettik. Oy vermeyecek olanlar da bunu söylüyor bakın. Bütün %100'ün oy verme şansı var mı? Yok. Öyle bir dünya da yok. Tabii ki. Ama %100'e yakın bir kesim diyor ki sağ olsunlar en azından Emirdağ halkının ne kadar adil, ne kadar adaletli olduğunu gösteren bir durum. Oy vermeyecek olsa da, oy verecek olsa da evet adam çalışıyor diyor. Ben önce şunu vaat ediyorum. Durmak yok, koşmaya devam diyorum. Nasıl 5 yılda çalıştıysak önümüzdeki dönem bundan daha fazla çalışmaya söz veriyoruz. Çünkü 5 yılda çalıştığımızı zaten gördüler. Evet, spesifik olarak, proje olarak şu projeyi yapalım demeyeyim şu anda çok erken. Evet. Ama şöyle genel bir proje sunumu yapayım. Bugüne kadar 5 yılda biz altyapı ve üst yapıları tamamladık. Çok az, %5'lik, 10'luk kısımlar kaldı. Bundan sonra ne lazım? Emirdağ'ın sosyal belediyeciliği zaten yapıyoruz. Sosyal tesislere yönelik insanların vakit geçirebilecekleri, kültürel etkinlikler yapılabilecek projelere doğru yöneleceğiz. Çünkü biz Emirdağ olarak bir ilçeden çok daha büyük bir şehiriz. Evet. Ve çok daha büyük bir şehir olmayı da vaat ediyorum. En büyük vaadim o. Biz kocaman bir şehir olacağız. Olmaya başladık. Bunu zaten görüyor herkes. İnşallah koskocaman bir şehir olmayı vaat ediyorum. İnşallah Sayın İnşallah. Başkanım. Her şeyin hayırlısı diyorum amin, ben de. Amin inşallah. Sizlere de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi bizlere ayırdınız. Estağfurullah. Yaptığınız çalışmalardan da bahsettiniz. Hı-hı. Müsaadenizle de ben programı sonlandırıyorum. Tabii ki. Teşekkür çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyenler. Kıymetli başkanımızla sohbetimize bir son bulduruyoruz. Daha sonrasını Kanal 3 ekranlarında başka programlarda emin olun ki dinleyeceksiniz. Sayın Başkanımın projeleri bitmek bilmiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Emirdağ birbirine ulalı. Emirdağ birbirine ulalı.
parmağında dolalım, gelin dolalım. Burnumlu beydü gelin olalım, burnumlu beydü gelin olalım. Ziken yandım sen değil misin, gelin sen iken yandım sen değil misin gelin.